Herkese günaydın. Sabah şu anda koştur koştur otobüs durağına geldim. Dün trenle Apeldoorn denilen bir bölgeye geldim. Daha sonra da oradan gece hostelde kalıp sabah da olabilecek yani otobüsün hareket edebileceği en erken saati kollayarak otobüs durağına geldim. Şimdi otobüsü bekliyorum. Kaldığım yerden hızlı bir şekilde yürüyerek 20 dakikada geldim buraya. Şu anda neredeyim? Şu anda Hollanda'dayım. Hollanda'ya internette izlemiş olduğum bir belgesel sonucu gelmiş oldum. Daha doğrusu Netflix'te yayınlanan Wild isimli bir belgesel vardı. Orada sürekli olarak bir parktan bahsediyorlardı. Bir milli parktan bahsediyorlardı. Ben de biraz araştırma yaptığım zaman bana çok yakın olmasa da yakın olduğunu gördüm. O yüzden de hemen atladım ve buraya geldim. Tabii seçtiğim zaman da buna uygun görmek istediğim hayvanları en doğal ortamlarında, en doğal şekilde ve en doğal davranışlarını görebileceğim şekilde seçtim bu zamanı da. Şu anda sabah saat 8-8.30 civarı. Ben de otobüsü bekliyorum. Otobüs gelsin. Milli Park'a girişimizi yapalım. Daha detaylı bir şekilde size aktaracağım. Ancak eğer internette gördüklerimi görme fırsatım olursa inanılmaz videolar, inanılmaz kareler çıkacağını düşünüyorum. Umarım saat daha fazla geç olmadan onları yetişip erken saatte görme fırsatını yakalayabilirim. Bakalım bugünkü maceramızda bizi neler bekliyor. Şu anda Veluwe Parkı'na giriş yaptım. Tabii giriş ücretini ödedim. Henüz daha parkın girişindeyim. Eşyalarımı hazırlıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi dürbünümü hemen omzuma, boynuma astım. Şimdi yavaş yavaş artık parka doğru ilerleyeceğim. Parkı tamamen bugün yürüyerek gezeceğim. Burada araçla ve bisikletle gezme seçeneği de var. Tabii yürüyüş yapıldığı kadar çok gezilmiyor sanırım. Ancak yine de bu seçenekler de mevcut. Ben de şu anda kuş sesleri eşliğinde eşyalarımı hazırlıyorum. Birazdan da parkta yavaş yavaş yürümeye başlayacağım. Muhtemelen parkın tamamını gezemeyeceğim ama umarım görmek istediğim türleri görebilirim. Dün dediğim gibi buraya geldim, Hollanda'ya. Daha sonrasında gece hostelde kaldım ve sabah da ilk otobüsle birlikte buraya geldim. Ulaşımımı tamamen tren ve otobüsle sağladım. Bu şekilde ulaştım buraya. Oldukça kolay, pratik, internetteki saatlere uyacak şekilde tasarlanmış. O yüzden de bir yerlere ulaşması çok daha kolay oluyor. Fazla yoğunlukta olmadığından dolayı rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Sabah belli saatleri var tabii. Milli Park'ın açılma saatleri var. O saatler içerisinde geldiğinizde çok rahat bir şekilde içeri giriş yapabiliyorsunuz. Alan çok güzel, huzurlu. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Sabah saat erken, saat 9. Ancak hava sıcaklığı 10 derece. Giderek artmaya devam edecek ama artık bölgedeki hayvanlar için yeterli bir sıcaklık. Özellikle kızlı geyikler için yeterli bir sıcaklık. Ben de şimdi eşyalarımı toparlayıp yürüyüşe başlayayım. Thank you.
Şu anda park içinde ilerlemeye devam ediyorum. Parka giriş yaptıktan sonra alanda kendime uygun gidebileceğim bir yol buldum ve o yol içerisinde ilerliyorum şu anda. Henüz daha herhangi bir kuş dışında canlı görmedim. Fazla insan da yok. Yani daha doğrusu benim yürüdüğüm rota üzerinde hiç insan yok. Sabah araçlarıyla ve bisikletleriyle giriş yapanlar oldu ama şu anda hiç kimseyi görmüyorum. Çok uzaklardan tabii ki kızıl geyik seslerini duyuyorum ama henüz daha görme fırsatım olmadı. Şu anda bulunduğum bölgede hangi hayvanlar var diye soracak olursanız şu anda tabii ki en fazla olan yaban domuzu ve kızıl geyik. Karaca da var. Ancak karacaya çok fazla böyle ilgi olmadığından dolayı karacayı mesela arattırdığınızda çok görmüyorsunuz. Daha çok kızıl geyik karşınıza çıkıyor. Buraya yakında bırakılan, daha doğrusu muhtemelen çok daha eskidir de diğer hayvanlara göre daha yakın tarihli olan kurt var. Yaklaşık 20 tane kurt olduğu düşünülüyor alanda. Daha sonrasında bir de muflon denilen yaban koyunu var. Ancak muflonları görmesi çok daha zormuş. Aynı şekilde kurtları da görmesi çok zormuş. Benim tabii ki ikisi de türlerim arasında, yani görmek istediğim türler arasında. Tabii ki alandaki bütün hayvanları görmek istiyorum ama ikisini görmek çok çok daha iyi olur. Yani şu ana kadar herhangi bir şey görmedik, o da ayrı mesele ama olsun, alanda ilerliyoruz işte. Sabah güneşini de yakaladım. Hollanda ilginç bir yer. Evler, doğası, ağaçlar çok farklı benim geldiğim Almanya'ya göre. Ama alan, yani hiçbir şey görmeseniz bile aşırı derecede huzur verici. Sabah saatlerinde acaba düz alan, her yerden araç sesi gelir mi diye düşünüyordum ama alanda sadece ben ve kuşlar var. Çok uzaklardan da geyiklerin çağrıları duyuluyor. Onun dışında tamamıyla huzurlu bir alan. Bakalım, alanda ilerleyeceğiz ve karşımıza ne çıkacak. Size bunları umarım gösterebilirim. Yaklaşık 4 kilometre oldu. Hala Velove'de yürümeye devam ediyorum ve çok yakından bir iki defa kızıl geyik sesi duysam da hiçbir şekilde henüz kızıl geyik görmedim. Oldum. Şu an bana doğru bir tane saz zilcesi geliyor. Bir saniye. Saz zilcesi beni gördü. Hemen geri döndü çünkü şu anda çukurun içerisindeyim ve onun gelişini önce fark ettim. Bir iki tane de fotoğraf almayı başardım ama sanırım çok iyi fotoğraflar değil. Her neyse, neyden bahsediyorduk? Alandan
yaklaşık 4 kilometre oldu ve alanda sadece kızılgeyik sesi duyabildim. Henüz kızılgeyik görmedim. Yürüdüğüm alan içerisinde hiç kimse yok, insan da yok. Buralarda dolaşan, buralarda yürüyen. O yüzden ben ve rüzgarla birlikte baş başa yürüyoruz. Tabii ki şu anda yürüdüğüm rota üzerinde kumlu bir yol. O yüzden de aşırı derecede fazla kızılgeyik izleri var ve az önce hayatımda gördüğüm en büyük kızılgeyik izini gördüm. Muhtemelen buraların en büyük erkeklerinden biri olmalı. Aşırı derecede büyüktü yani. Elim kadar neredeyse toynak izi vardı. Bakalım, alanda yürümeye devam. Henüz karşılaşmamış olsak da bu hiç görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ama tabii ki buraya gelirkenki beklentim çok yüksekti. İlk bir saat, bir buçuk saatlik yürüyüşün sonunda beklentimi düşürmüş oldum. Umarım daha sonra görme fırsatım olur. Tabii ki keşfetmenin, yani keşif için gelmenin en güzel tarafı da hep sürprizlerin karşısına çıkması. O yüzden de az önce yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre kadar bir yol yürüdüm ve yürüdükten sonra gördüm ki yolun yarısı tamamen suyla kaplanmış ve karşıya geçmek de en azından benim için mümkün değil. Yani belki ayakkabıları vesaire çıkartıp karşıya geçme imkanı olabilir ama şu anda benim durumumdaki bir insan için bu pek mümkün değil. Ben de bütün yolu tekrar geliyorum, üzerinde kaldım. Yürüdükten sonra da ufak bir mola verdim. Biraz hostelde almış olduğum muz vardı, su vardı yanımda. Onlarla küçük bir mola verdim kendime. Alanda hala ilerlemeye devam ediyorum. Şu anda sabah saatlerine göre daha fazla rüzgar var. Daha fazla rüzgar olduğu için de sesleri duyması biraz daha zor oluyor. Ama alanda hala yürümeye devam ediyorum. Çok güzel, keyifli, huzurlu bir ortam. Sadece rüzgar ve ben varız. Başka da hiçbir şey yok alanda. Hala aramaya devam ediyorum. Bakalım. Henüz görememiş olsam da bulabilecek miyiz? Özellikle kızılgeyiği. Sabah sesini duyduğumda çok heyecanlandım ama maalesef görme fırsatı bulamadım. Umarım görebilirim. Şimdi alanda yine yürüyüşe devam. Çok fazla iz görüyorum ama maalesef kendilerini göremiyorum. Herkese tekrardan selamlar. Geri dönüş yoluna geçtim. Bugün benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Hiçbir neşem kalmadı açıkçası çünkü hiçbir şekilde Kızılgeye geçtim. Ne bir domuz, ne bir karaca. Kurt zaten çok düşük ihtimalle ama en azından kızılgeyik ve karaca görürüm diye umuyordum. Onları dahi göremedim. Her ne kadar Avrupa'daki en popüler, Avrupa'da gözlem yapılabilecek, görülme ihtimalinin en yüksek olduğu noktaya gelmiş olsam bile demek ki hiçbir şey görmeden geri dönülebiliyormuş. Bugün maalesef hiçbir şey görmedim ve tamamen başarısız bir gündü.
Kameramı neredeyse hiç kaldırmadım. Sadece bir iki defa uçan bir saz zerresini gördüm. Onu fotoğrafladım. O da çok iyi çıkmadı ama. O kadar yani, sadece bunlar. Benim için tabii ki tecrübe oldu. Her zaman tabii ki gelirken içimde bir görme isteği, görme arzusu var ama asıl buraya geliş amacım tabii ki de keşif yapmaktı. Nerede görebilirim, nasıl görebilirim gibisinden bir keşif yapmaktı. Buraya geldim ama daha önce bana da söylenmişti zaten sorduğum kişiler tarafından. Alanda kızılgeyiklerin üremek için davranışlarını sergilediği, kendilerini gösterdikleri noktalara bariyer koyuyorlar ve oraya girmemenizi istiyorlar. Oraya girilmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. O yüzden de belli birkaç tane izleme noktası var. Ben de onlardan iki tanesine gittim ama oralarda göremedim. O izleme noktalarına gidip görebiliyorsunuz. Bariyerlerin arkasına geçmenizi istemiyorlar. Hem hayvanların güvenliği hem de sizin güvenliğiniz açısından. O yüzden biraz daha sınırlı bir görüşünüz var. Diğer zamanlarda tabii bariyerleri kaldırıyorlarmış ama üreme döneminde bariyer koyuyorlarmış. Evet, bugünlük bu kadar. Bu kadar yol geldim. Bu kadar zaman harcadım. Ama maalesef hiçbir şey göremedim. Yaban hayatı böyle. Bu videoyu da bunun için çekiyorum zaten. Yoksa daha önce de bu şekilde hiçbir şey göremediğim oldu. Sizlere de tabii ki her zaman gördüğüm güzel görüntüleri gösteremiyorum bu yüzden. Ama bu videoda bu şekilde oldu. Maalesef hiçbir şey göremedik. En yoğun popülasyonun en fazla olduğu noktaya bile gelsek hiçbir şey göremeden dönebiliyoruz. Olsun. Başka sefer artık eğer havalar iyi güzel giderse daha ileriki haftalarda yine denemeyi planlıyorum. Tabii ki o zamanki şu anda keşfettiğim için o zaman daha farklı bir stratejiyle yaklaşabilirim alana. Dediğim gibi artık gün sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.